Temmuz sabahıdır. Gakko dedenin yanına gelen Ali heyecanla sorar. Dedeciğim, bugün neden her yerde bayraklar asılı? Babam da işe gitmedi. Neden diye sorunca da bugün milli bir gün oğlum dedi. Ne demek şimdi bu? Gakko dede birazcık hiddetlenerek, sevgili Aliciğim, babanın da dediği gibi 15 Temmuz'da ülkemiz çok önemli bir tehlike atlatmıştır. Asker ve polis kılığındaki teröristler aziz vatanımıza kastetmiş, fakat şükürler olsun ki Türk halkının direnişi sayesinde başarılı olamamışlardır. Gel sana anlatayım, 15 Temmuz nedir? Yakın tarihimizde çok önemli bir zaferdir. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısıyla o gün sokaklara dökülmüş, teröristlere amansız bir mücadeleye girişilmiştir. Askerimizin, polisimizin ve tabii ki halkımızın da büyük çabasıyla el ele vererek tarihi bir ders verdik biz bu hainlere. Günlerce, hatta haftalarca demokrasi nöbetleri tutan bu millet onuruna ve vatanına sahip çıkmış, tarihi bir ders vermiştir bu işbirlikçilere. Demokrasi ve halk düşmanı hainler Allah'ın izniyle bir daha cesaret edemezler darbe girişimine. Ama yine de dikkat etmeliyiz Aliciğim. Su uyur, düşman uyumaz bilesin. Haklısın dedeciğim. Peki o gece neler oldu? Bana bir anlatır mısın, o hainler neler yaptı? Nasıl geri püskürtüldü? Ah oğlum ah! Yüzlerce şehit verdik o gece. Sela sesleri hala kulaklarımda yankılanıyor. Camilerimiz sabaha kadar susmadı. Halkımız bütün gücüyle o hainlere karşı sokaklarda sabahladı. Tanklara, F-16'lara bile iman güçleriyle dimdik karşı durdular. Allah bizi o çetin günleri bir daha yaşatmasın. Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozdurmasın Aliciğim. Duydukları karşısında şaşkına dönen Ali bir yandan da olayları anlamaya çalışır. Çok şaşırdım dedeciğim. Peki ülkemize bu kötülüğü kim neden yapar? Aliciğim, dış güçler nasıl ki yıllar önce Türkleri tarih sahnesinden silmek için çeşitli örgütlerle işbirliği yaptı ve yüzlerce vatandaşımızın kanını döktüler. Bugün de aynı olaylar farklı adlar altında, yine aynı kurgu, sadece şahıslar değişti. Ancak halkımızın bu vatana canlarını vereceğini her defasında hesap edemiyorlar. Ve Allah'a şükür yenilgiyi yaşıyorlar. Gelelim 15 Temmuz 2016'ya. Nice şehitler verdik oğlum. Meclisimiz bombalandı. Ancak yıkılmadık. Teröristlere geçit vermedik. Gecenin sonunda teröristlerin birçoğu yakalanmış, bir kısmı da yurt dışına kaçmıştı. 81 ilde selalar eşliğinde halkımız sokaklara döküldü. Tabii ki adı aziz, kendi aziz Elazığ'da, vatanın her karış toprağında olduğu gibi kadın erkek, yaşlı genç demeden vatan sevdalısı herkes, devlet ve millet el ele deyip haftalarca demokrasi nöbeti tuttular. Elbette bu nöbetleri başkomutan sıfatıyla organize eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da tarih asla unutmayacaktır oğlum. Ali işittiklerinden o kadar etkilenmişti ki gözyaşlarına hakim olamadı. Gözlerinden süzülen yaşlar onu bir kere daha etkilemişti. Rabbim bizleri İslam düşmanlarından ve onların şerrinden korusun dedeciğim, çok üzüldüm dedi Ali. Amin Aliciğim, amin oğlum. O gece askerlerimizin tanklarını, uçaklarını ele geçiren hainleri, kahraman asker ve polislerimiz, vatandaşlarımızla beraber etkisiz hale getirdi. O gece hainlerin şehit ettiği kahraman vatandaşlarımızı Allah gani gani rahmet eylesin. Gazilerimiz de inşallah tez zamanda şifa bulsun. Diyerek Gakko dede bir süre sessiz kaldı. Anlaşılan o geceyi zihninde yeniden yaşıyor, yeniden aynı duygular içinde vatanı ve milleti için kahroluyordu. Bir müddet karşılıklı sessizliği dinleyen Gakko dede ve Ali, hüzünlü gözlerini Ali'ye çevirdi. Bizler millet olarak o gece nice yiğitler tanıdık Ali. Ömer Halis Demir gibi kahraman askerlerimiz
gözünü kırpmadan şehadete yürüdü. Bu ülkede Ömer Halis Demir gibi binlerce kahraman var. Eğer sen de bir gün bu vatan toprağını müdafaa görevine nail olursan, ki inşallah olursun, sen de sakın gözünü bile kırpma oğlum. Hiçbir zaman gözünü kırpmadan vatanını savunmaktan vazgeçme. Gözünü bile kırpmadan Gakko dediği dinleyen Ali'nin aklına şehit kelimesi takılmıştı. Ali aniden lafa karışarak, "Dede, peki şehit ne demek?" diye sordu. "Şehit mi? Hemen anlatayım oğlum. Allah yolunda İslam uğruna ölenleri biz şehit diyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız." buyurmaktadır Ali'ciğim. Allahu Teala şehitleri mutlaka ödüllendirecektir. Allah bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın inşallah güzel oğlum. Ali gözyaşları içinde "Amin dedeciğim, amin." dedi. Gakko dede ve Ali'nin akan gözyaşları sel olmuştu. Gakko dede Ali'nin gözyaşlarını silerek gözlerinin içine baktı. "Bak oğul, bu son sözlerimi iyi dinle. Hak uğrunda batılın karşısında direnen onurlu vatan evlatları ile bizim milletimiz Hazreti Peygamber'in övgüsüne mazhar olmuş bir ecdattan geliyor. Atalarımızın açtığı yoldan gitmeyi biz de kendimize bir borç bilmeli ve vatan toprağının her karışını kutsal olduğunu ve gerektiğinde ona canımızı vereceğimizi bütün dünyaya duyurmalıyız. Sen de yeri gelirse vatan için şehit olacaksın Ali. Çünkü bu millet vatan toprağının kutsal olduğunu çok ama çok iyi bilir."